Evet arkadaşlar ilk sorumuzdan başlayalım. Şeklimiz önce 3'e bölünmüş daha sonra 3 bölü 3 her bir parça farklı oranda bölünmüş. Ön, öncelikle şu parçaların her birine 1 bölü 3 yazalım. Şurası 1 bölü 3 burası da 1 bölü 3. Buradaki yeşil alan 1 bölü 3'ün yarısı olduğu için 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'den kaç gelecektir? 1 bölü 6. Buradaki yeşil alan 1 bölü 3'ün bakın 4'te 1 olduğu için 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 12 gelecektir. Buradaki yeşil alanda 1 bölü 3'ün tekrar 1 bölü 3'ü olduğu için 1 bölü 9 gelmiş olacaktır. Şimdi elimizde 1 bölü 6 var. Artı 1 bölü 12 var. Bir de 1 bölü 9 var. Payda eşit dersek bunların hepsini 36 eşitleyebiliriz. 6 ile genişlettim. 3 ile genişlettim. 4 ile genişlettim. 6 kere 1 6. 3 kere 1 3. 4 kere 1 4 gelmiş olacak. Paydamız da 36 olacak. Demek ki taralı alanların toplamı 13 bölü 36'lık alana denk gelmiş olacak arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. Bir kavanozun içinde birbirine eş 10 tane bilye var. Tek seferde en adet bilye alınıyor. Demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, öyle değil mi? 8, 9 ya da 10 bilye alınmış olabilir arkadaşlar. Şimdi 1 bilye alınırsa 9 tane kalır. 2 bilye alınca 8 tane, 3 bilye alınca 7 tane kalır 4 bile yanlınca 6 tane 5 bile yanlınca 5 kalanları da yazalım yanlarına arkadaşlar 2 1 şuradan da 0 kalır eğer en, tem, en tam kare ise kök en adet bile kavanoza geri atılıyor bir tam kare olduğu için kök bir kadar bir tane daha bile tekrar atılıyor 9 artı 1'den kaç bile oluyor 10 Kök 2 demişiz. Kök 2'nin biz kaç civarında bir sayı olduğunu biliyoruz. 1,4 civarında bir sayı oluyoruz. Köklü halinin en yakın olduğu tam sayı kadar 1 ile kavanoza atılıyor. En yakın olduğu sayı 1 ve 2 arasında 1,4. 1'e daha çok yakındır. 8'e bir tane daha ekleniyor. Bu sefer 9 1'li oluyor. Kök 3 dediğimiz zaman 1,7 civarı bir şey gelir. 2'ye yakındır. O zaman 7 artı 2'den tekrar 9 1'li oluyor. E, kök 4 zaten 2 olacak. 6 artı 2 tane eklenecek. 8'e gelecek arkadaşlar. Kök 5'i düşündüğümüz zaman o da arkadaşlar 2,4 civarında bir şey olacağı için e, burada da 2'ye daha yakın olduğu için 5 artı 2'den kaç tane bile gelmiş olacak? 7 tane bile gelmiş olacak daha sonra zaten elde ettiğimiz sayılara bakalım. Buradan 10'a elde etmiş olduk. 8'e elde etmiş olduk. 7'ye elde etmiş olduk. 9'a bakarsak kök 9 3 olduğu için 1'in üstüne 3 tane daha eklenecek. 1 artı 3'ten 4 pili olacak. 4 e elde etmiş olduk. Bu 4 sayıyı zaten yakalamış olduk. O zaman elde edemeyeceğimiz sayıyı 2 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Şimdi burada 25'in 4 ile bölümünden kalana bakmışız. Çünkü etrafında bir dörtgen var. Burada A sayısının 6 ile bölümünden kalana bakacağız. Burada da 16'nın 3 ile bölümünden kalana bakacağız. 16'nın 3 ile bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Burada A'nın 6 ile bölümünden kalan B olsun. B ile 1'i çarpacağız. B ve 1'in etrafında bir dörtgen var. B çarpı 1 B yapacaktır. B'nin 4 ile bölümünden kalanın kaç olmasını istemiş? 0. O zaman B çarpı 1'in yani B'nin 4 ile bölümünden kalan kaç olmalıymış arkadaşlar? 0 olmalıymış. A doğal sayısı hangisi olamaz diyor arkadaşlar. O zaman B'nin ya 0 olması lazım ya da B'nin 4'ün katı bir sayı olması lazım ki 4K ile 1'i çarpınca 4'ün katı bir sayı gelsin. Bir dörtgenin içinden de yani 4 ile bölümünden kalan da tekrar 0 olsun. O zaman bakıyorum dediğim gibi sayımız ya 4'ün bir katı olmalı B'miz pardon A'mız. Öyle değil mi? A'yı dedim, dedim ki B'ye ya 0 olmalı ya da 4'ün katı bir sayı olmalı. O zaman a'nın 6 ile bölümünden kalan a'nın 6 ile bölümünden kalan ya 4 olmalı ya da a'nın 6 ile bölümünden kalan 0 olmalı arkadaşlar. Şıklara baktığımızda hangisi a olamaz demiş. 34'ü 6 ile böldüğümüzde 4 kalır. Bizim formatımıza uygundur. 72 6'nın katıdır. Bizim formatımıza uygun. 98'i 6 ile böldüğümüzde 2 kalır. Bu uymuyor. 100'ü 6 ile böldüğümüzde 4 kalır. Formatımıza uygun. 112 sayısında 6 ile böldüğümüzde arkadaşlar yine 4 kalacaktır. Bu da formatımıza uygun. O zaman formatımıza uymayan sayı 98 olduğu için A sayısı 98 olamaz. Hemen buradaki formülü de şekilde yerine yazalım. Ee, bakın x k dediğinde sağ, sağ altta k olduğunda x üzeri k artı 1'e kadar çarpmışız. n artı 1 dediğimizde n artı 2'ye kadar çarpacağız. O zaman x üzeri 1, x üzeri 2, x üzeri 3 diye gittik x üzeri ne dedik n artı 1 olduğu için x üzeri n x üzeri n artı 1 çarpı x üzeri n artı 2 gelecek. Böyle diyelim arkadaşlar. E sol tarafta olduğunda 1 eksi ne kadar gittik. O zaman n artı 1 olduğuna göre 1 eksi n olduğunda n'e kadar gideceğiz. x üzeri 1 x üzeri 2 en son x üzeri n'e kadar gittik. Bakın bunların hepsi birbirini götürecektir arkadaşlar. En son elimizde bu kısım kalacaktır. Burası da kaça eşitmiş x üzeri 11'e x üzeri n artı 1 ile x üzeri n artı 2 çarptığımızda x üzeri 2n artı 3 gelmiş olur. Bu x üzeri 11'e eşitmiş. Buradan arkadaşlar 2n artı 3 eşittir 11 olur. En sayımız da buradan 4 gelmiş olur. Aradığımız değer 4'e eşittir arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. A artı 2B'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. A hangi aralıkta arkadaşlar? Eksi 2 ile eksi 1 aralığında. B'miz hangi aralıkta? 2 küçüktür. B küçüktür. 3 aralığında. 2 b için 2 ile çarpıyorum. 4 küçüktür. 2 B küçüktür. 6 geliyor. Bunları topladığımda 2 küçüktür. A artı 2 B küçüktür. 5 gelmiş oluyor. Demek ki A artı 2 B. 2 ile 5 arasında e, olması gerekir. Öyle değil mi arkadaşlar? E, o zaman e, bu toplamın 5'ten küçük ama en büyük alabileceği değer kaç gelmiş olur? 4 gelmiş olur. Aynı doğru üzerinde bulunan x, y, z noktaları için olduğuna göre x ile z hangileri olabilir demiş. A şıkkına bakalım. 3,2 ile 5,2 demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yazalım. 3,2 eksi y eşittir 5'miş arkadaşlar. Ee, buradan bir çıkartırsak 3,2 eksi y eşittir 5 olsun. Y'miz buradan ne gelecektir? Eksi 1,8 gelecektir. Ya da 3,2 eksi y eksi 5 olabilir. Y'miz buradan 8,2 gelir. E, ee, örneğin y 8,2 olsun. Burada yerine yazalım. Mutlak değer 8,2 eksi z'nin kaç olması lazım? 3 olması lazım. O zaman 8,2 eksi z eşittir 3 olur. Buradan z'miz ne gelmiş olur? 5,2 gelir. Ya da 8,2 eksi z eşittir eksi 3 olur. Öyle değil mi? Buradan da Z'miz kaç gelmiş olur? 11,2 gelir. Bakın biz şu anda X'i kaç almış olduk? 3,2. Z'miz de kaç bulmuş olduk? 5,2. Demek ki A şıkkı sağlıyor. Olabileceklerden bir tanesi A şıkkıdır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. İfadesi tek tam sayı eşittir. Hemen şurayı ben A artı B'nin karesi olarak düzenleyeyim. Onun açılımı var burada. A artı B'nin karesi tek tam sayı ise A artı B'nin ne olması gerekir? Tek olması gerekir. Yani ya A çiftken B tekmiş ya da A tekken B sayımız çiftmiş. Şurayı A parantezine alırsam A artı B gelir. A artı B tektir. Ama A çift olursa bu çarpım çift olabilir. A tek olursa bu çarpım tek gelebilir. Her zaman çifttir diyemeyiz. Burayı şimdi B parantezine alırsam yine A artı B gelir. Aynı mantık burada geçerli. Burası tek olduğundan B çift. B'nin çift olması ve tek olması durumuna göre bunun tamamının çiftliği tekliği değişir. Burayı A çarpı B parantezine alırsam A artı B kalır. Burası tektir. A veya B'nin birinin çift olduğunu söylemiştik. Çift ile herhangi bir sayının çarpımı çift olacağından burası kesinlikle çift gelmiş olur. O zaman yalnız 3'ün kesinlikle doğru olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 8. sorumuza geçelim. Hemen burada Pisagor'dan öncelikle şunu bir yazalım. C'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı B'nin karesi. Şimdi buradaki A1 alanını hesaplayacağız. Buraya A dedik. Burası B. Burası B. Burası A. Burada bir kare oluşmuş. Bir kenara A artı B. E şuradaki üçgenin alanı arkadaşlar mor üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı a çarpı b bölü 2. E bütün karenin alanı a artı b'nin karesi. Yani eğer ben a artı b'nin karesinden şu a, a çarpı b bölü 2'den 4 tane var ya bu a çarpı b bölü 2'nin 4 katını çıkartırsam a biri bulmuş olurum bunu bir düzenleyeyim arkadaşlar. A artı B'nin karesinden ne gelecektir? Şuraya yazayım. A kare artı B kare artı 2AB eksi şunlar birbirini götürür. Eksi 2AB gelir. Eşittir A1'miş. Bunlar gitti. O zaman A1'imiz ne oldu arkadaşlar? A kare artı B kare oldu. Şimdi A2'yi hesaplıyorum. Burada bir kenarımız C geliyor. Karemizin bir kenarı C olduğuna göre bütün karenin alanı C karedir. E, şuradaki bir C kareden neyi çıkartacağız şimdi biz? Dediğim gibi bu üçgenlerden bir tanesinin alanı e, A çarpı B'nin A çarpı B bölü 2'ydi. Ya da burada şuradan da yapabiliriz. Şu kenarımız B, burası A olduğuna göre. E, pardon, burası B, şurası A olduğuna göre. Bakın tamamı B, şurası da A kadar. Çünkü bütün üçgenler eşit burada. O zaman şuradaki bir kenara ne kalmış olacak? B eksi A. Aslında bu karenin alanında B eksi A'nın karesi oluyor. Direkt hiç bu C kareye girmeden aslında A2'yi de şöyle yazabiliriz. B eksi A'nın karesi ne gelecektir buradan? B kare eksi 2AB artı A kare gelmiş olacaktır. Aşağıya da A2'yi yazalım. A2'yi ne bulmuş olduk şimdi biz? A2 B kare eksi 2AB artı A kare olarak bulduk. A1 ile A2'nin toplamını istemiş. Bunları topladığımızda ne gelecektir? 2a kare artı 2b kare eksi 2ab gelecektir. 2 parantezini alırsak a kare artı b kare eksi ab gelir. Onu da diğer görüyoruz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Şekildeki üç çemberin kesim noktalarına sayılar yerleştirilmiştir. Her çemberin üzerindeki sayıların toplamı birbirine eşit. Kırmızı çembere bakalım arkadaşlar. 5 var, 2 var, y var, z var. O zaman 5 artı 2'den 7 artı y artı z eşittir diyelim. Şuradaki mavi çemberimize bakalım. Z 2 2x yani z artı x artı 2 artı 2'den 4 gelir. Son çemberimize bakalım. 5 2 y x o da 7 artı x artı y oldu. Buradan y x'i e, ve z'yi bulmaya çalışalım. Zaten şu ikisine bakarsanız 7'ler ve y'ler birbirini götürür. x eşittir ne gelmiş olur? z gelir. Şurada x'in yerine z ye yazarsak e, z artı z'den 2z artı 4 gelir. Eşittir. Ne olacak burada şimdi? 7 artı e, x'in yerine de tekrar z yazarsak z artı y gelmiş olacak. Şimdi burada e, şurası 7 öyle değil mi? 4'ü bu tarafa atalım. Z y'yi bu tarafa atalım. Buradan 2 z'den z çıkarsa z kalır. Eksi y gelir. 4'ü karşıya attım 3. Demek ki z eksi y kaça eşitmiş? 3. Bakın bu ifadeyi şöyle yazacağım x eksi y artı z eksi y. 2 y'yi ayırdım böyle. z eksi y'yi kaç bulduk? 3. E, x de z'ye eşitti. O zaman e, x eksi y de z eksi y'ye eşit olur. Burası da 3 olur. 3 üç artı 3'ten bu toplam bize 6'yı vermiş olur arkadaşlar. 10. sorumuza geçelim. Başak Ali'den 30 lira, Cemile'den 40 lira fazla para alacaktır. Ali Cemile'nin 2 katı kadar para alacaktır. Ali Başak ve Cemile yazalım arkadaşlar. Ali Cemile'nin iki katı kadar para alacak. O zaman Cemile K lira alıyorsa Ali 2 K lira alacak. Başak Ali'den 30 lira fazlaymış. O zaman Başak'ın parasına ben 2 K artı 30 yazabilirim. Aynı zamanda Cemile'den de 40 lira fazlaymış. 2 K artı 30'un yerine K artı 40 da yazabilirim. Yani 2 K artı 30'umuz neye eşit oldu burada? K artı 40'a eşit oldu. K'yı karşıya atarsam K eşittir 40 eksi 30'dan 10 gelmiş olur. K'muz 10 başağın paylaşımındaki düşen payına düşen para nedir demiş. 2K artı 30'da ya da K artı 40'da yerine yazarsak 2 kere 10 20 26 30'dan 50 ya da 10 artı 40'dan 50 lira bulmuş oluruz. Başağın payını arkadaşlar. Evet 11. sorumuza geçelim. 11. sorumuzda ben diyorum ki öncelikle şunları bir genişletelim. Onunla şu 5 olsun. Burası 2 kilogram burası da 67 kilogram olsun şu iki durumdaki e, suların hacimleri eşitmiş. Burada 5 parça ayrılmış. Burada 3 parça ayrılmış. 5 ve 3'ün ortak katı olan 15 V'den hareket edelim. Buradaki bir tane iki çizgi arası 3 V. 3 V her biri 3 V olsun. Bunların da her biri 5V olsun. Burası 5 kere 3'ten 15V. Burası da 3 kere 5'ten 15V. Şu anda burada 15V burada 15V burada 30V suyumuz var. Bir de bu bardağın ağırlığı ile bu bardağın ağırlığı var. 5 kilo buradan 2 kilo buradan 7 kilo var. Eşittir kaç yapmış bu? 67. Buradan 30V eşittir 60'tan V'miz kaç gelmiş olur? 2 gelmiş olur. V2. Şimdi bize diyor ki büyük kabın 5 küçük kabın 3 bölmesi dolu. Büyük kabın 5 bölmesi dolu. Bir bölmemiz 5 vydi 5 bölmemiz 5 kere 5'ten 25V yapar. Küçük kabın bir bölmesi 3 vydi Oranın da 3 bölmesi doluymuş. 3 kere 3'ten 9V yapar. Bir de bunun üstüne 2 kat birden olacağı için 5 kilo birisi, 2 kilo birisi 7 kiloya ekleyeceğiz. Burası 34 V'ye geldi. V'miz 2 idi. 34 çarpı 2 artı 7 diyeceğiz. 68 buradan, 7 buradan 75 olarak toplam ağırlığı bulacağız. 10 çarpmıştık. 10'a böldüğümüz için 7,5 kilo olarak cevabımızı hesaplamış olacağız arkadaşlar. İki çocuklu bir ailede anne an, baba anneden büyüktür. Büyük çocuğun yaşı babasıyla annesinin yaş farkı kadarken anneli babanın yaşlarının toplamı 65'tir. Küçük çocuğun yaşı babasıyla annesinin yaş farkı kadarken anne ile babanın yaşları toplamı 71'dir. Arkadaşlar anne artı baba 65'miş birkaç yıl geçmiş anne artı baba kaça çıkmış 71'e İkisi de aynı anda büyümüş toplamdaki artışımız 6 olmuş hem anne hem baba büyüdüğü için ikisinin de 3'er yaş büyümesi lazım ki 3 artı 3'ten toplamdaki artış 6 olsun bu çocukların arasındaki yaş farkı burada geçen yıl kadar olacaktır demek ki aralarındaki yaş farkının 3 olması gerekir. Evet. Sorumuzda anlatmış beden ölçüsü tablosunu. Şimdi burası hep 2 2 artıyor. O zaman 34'ten 56'ya 56 eksi 56 34 22 bölü 2'den 11 kere artış olmuş. Ee, burada da 11 kere artış olacak ama bazıların belli bir yere kadar 4'er 4'er daha sonra 6 6 artmış. Normalde her birinde 4 4 artsaydı burası da 11 kez artacaktı. 11 çarpı 4 kaç yapar? 44. 84'e 44 eklersek Normalde 128 olması gerekirken bakın kaç olmuş? 138. Kaç fazlalık var? 10 fazlalık var. Bence 10 fazlalık şuradan kaynaklanıyor. Normalde 4 4 artacakken 6 6 artmaya başlamış. 6 eksi 4'ten her seferinde 2 fazla artmış. 10 fazla artması için 6 kez artışın 5 defa yapılması lazım. Her birinden 2 fazlalık gelecek, 5 kere 2'den 10 fazlalık gelmiş olacak. Demek ki son 5 artışımız öyleyim arkadaşlar, 6-6 olmuş. Şimdi 56'dan geriye sayarsam, 56, 54, 52, 50, 48, 46. 46'dan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 5 kere 6 santimetre artış olmuş. Demek ki 6'şer artmaya nerede başlamış arkadaşlar? 46 birimde başlamış kümesi veriliyor. A fark B çarpı B fark A kümesinin eleman sayısı 6. Demek ki ya burada 1 eleman burada 6 eleman var. Ki o zaman 7 eleman olması lazım. Zaten buradaki toplam eleman sayısı 7. E, ee, ya da burada 2 eleman olacak. Burada 3 eleman olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? E, ee, 2 eleman 3 eleman olacak ki bu bizim kümemiz için daha uygun. 2 kere 3'ten bunlar 6 olsun. Yani farkları ayırdığımızda A burası B burası. Şurada 2 eleman burada 3 eleman olsun. 2, 3 daha 5 eleman yapar ama kartezyen çarpımlarından 2 kere 3'ten 6 eleman gelir. Bu sağlanır. 2 burada, 3 burada, 5 eleman. Toplam birleşimde kaç eleman var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5'i buradaysa buraya da kaç eleman kalacak? 2. Yani kesişimin 2 elemanı olabilir. Şıklara baktığımda 5 şıkkında 2 elemanlı bir alt küme koymuşlar arkadaşlar. 15. sorumuza geçelim. Hangileri her zaman doğrudur demiş. 0 ile 4 arasında hx büyük, gx büyük, fx'tir demiş. Aslında 0'dan 4'e kadar baktığımızda 4 hariç bütün noktalarda bu sağlanır. Ama tam 4'teyken hepsi eşitlendiği için bu sağlanmamış olur. Dolayısıyla 4'de bu sağlanmayacağı için bu her zaman doğrudur diyemeyiz. Y eleman 0, 3 için yani şu aralıkta g tersiye e, küçük 4 demiş. Şimdi öyle gibi gözüküyor ama ee, g şu bizim şu fonksiyonumuz bu. 0-3 aralığında bundan geriye gittiğimizde bakın 4'ten daha büyük değerler bulabiliyoruz. Onun için bunun da her zaman olduğunu söyleyemeyiz. y eleman eksi 5 virgül 0 için, için demiş yine burası için f tersiye 0-3'tür. f tersiyeye baktığında zaten burada sınırlanmış. Hakikaten 0-5 aralığında sonuçlarımız x'te 0-3 olarak değişmiş arkadaşlar. Demek ki her zaman doğru olanın yalnız 3 olması gerekir. Px bir polinom olmak üzere Pa eşit 0 eşitliğini sağlayan A sayısına bu polinomun sıfır denir. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir Px polinomun tüm sıfırları eksi 6 ve 3'tür. Normalde 3. dereceden 3, kök gelir diye düşünürüz. Ama tüm sıfırları eksi 6 ve 3 demişte bence ya eksi 6 ya da 3'ün çift katlı kök olması lazım. Px'imizin baş katsayısı da 1 ise bence bizim polinomuz ya x artı 6'nın karesi çarpı x eksi 3'tür. Neden böyle dedik? Buradan kök eksi 6 gelsin. Buradan 3 gelsin diye. Eksi 6'yı çift katlı kök yaptık. Ya da Px'in x artı 6 çarpı x eksi 3'ün neyi olması gerekir? Karesi olması gerekir. Bu sefer de bu çift katlı olabilir diye düşündük. Başında bir katsayı olabilirdi ama burada birinci baş katsayısı bir dediği için bir katsayı yazmadık. Sabit terim 54 diyor. Sabit terim x'e 0 verilerek bulunuyor. Üsttekinde 0 verirsek burası 0. 6'nın karesi 36. 36 kere eksi 3'ten ne gelir? Burada 0 olduğu için eksi 108 gelir ama biz 54 istiyoruz. Aşağıda x yerine 0 verirsek burası 6. Burası 9. 6 kere 9'dan bakın kaç geldi? 54. Demek ki bizim polinomumuzun şu aşağıdaki polinom olması gerekir. Kat sayılar toplamını sormuş. P1'i soruyor. X yerine 1 yazıyorum. 1 artı 6 7. 1'den 3 çıktı. Eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4. 7 kere 4'ten 28 olarak kat sayılar toplamını bulmuş olurum arkadaşlar. Evet bir servis firması soruyu anlatmış burada. 20 ve 25 kişilik e, araçlar kiralamış ama araçların hepsi dolu değil. Yani her hepsi doluyor. Doldukça diyene biliniyor. Doldukça diyene biliniyor. Ama en son araç yani son kullanılan araç tam dolu olmayabilir. Onun için de zaten şıklarda 20'nin ve 25'in katı olmayan sayılar var arkadaşlar. Yani örneğin 20 kişilik bir araç olsun 8 araç varsa normalde 20 kere 8'den 160 kişi var gibi düşünebiliriz. Ama şöyle de olabilir. 20 kere 7 kesin doludur 140 ama son araçta mesela 5 kişi vardır. Toplam 145 kişi de olabilir bu araçlarda arkadaşlar. Önemli bir detay vermiş. 20 kişilik araç kullanılırsa 25 kişilik araçlara göre 2 araç daha fazla kullanılacaktır. Tam sayı olduğunu düşünelim. 20 kişilik ve 25 kişilik araçlar kullanılıyor. Burada x tane araç varsa burada x artı 2 tane araç oluyormuş. Tam bu denk gelmeyecek ama biz yol göstermesi açısından böyle yazdık. Şunları sadeleştirirsek 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 5. 4 kere x'ten 4x artı 8 eşittir. 5x gelmiş oldu. Buradan da x'imiz kaç çıkar? 8. x'imiz 8 çıkarsa 25 kişilik 8 araç ya da 8 artı 2 10 yaptığı için 20 kişilik 10 araç gibi düşünebiliriz. Ama dediğim gibi burada 8. araç burada da 10. araç tam da olmak zorunda değil. 25 kere 8'den 200 yapar. 20 kere 10'da 200 yapar. Kişi sayısı 200'den fazla olamaz. Burada da ama kesinlikle en az 7 araç dolu. Burada da en az 9 araç dolu. 7 araç tamamen doluysa 7 kere 25'ten en az 175 kişi var. 9 araç kesin doluysa 9 kere 20'den en az 180 kişi var. Demek ki kişi sayımız hem 175'ten hem 180'den fazlaysa kesinlikle 180'den fazladır. 200'den de az olmak zorunda. Demek ki bulacağımız cevap 180 ile 200 arasında olmak zorunda. Şu şeklere baktığımda sadece 183 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 18. sorumuzda e, belli illerin sıcaklıkları verilmiş. Bir sırayla yazmaya çalışalım bunları. Bakın burada 1, 2 3 tane eksi 5'miz var. Onları bir yazayım ben arkadaşlar. Başka eksi 5 var mı? Göremiyorum. 3 tane eksi 5 var. Eksi 5 eksi 5, eksi 5. Daha sonra e, bir eksi 3'miz var. Öyle değil mi? Eksi 3 e, şurada eksi 2 eksi 2'miz var. Onları da yazalım. Eksi 3 eksi 2, eksi 2 daha sonra eksi 1 burada var. Eksi 1 yazalım arkadaşlar. E, küçükten büyüğe sıralıyorum yani. 1 var burada. Artı 1 diyelim. E, bakıyorum başka. 3 var. 3 var. 3 e, dedim. 3 dedim. Bir de e, 4, 4, 5'imiz var. 4, 4, bir de 5'imiz var arkadaşlar. Demiş ki sıcaklık ortalamasına bir bakalım. Hepsini bir toplayalım. 5, 9, 13, 16, 19, 20. Eksi 1 olduğu için 19, 17, 15 olur. 3 tane 5, eksi 5 ile 15'i e götürür. Eksi 3 kalır toplam. Eksi 3'ü de buradaki sayıların toplamı. kaç adet var burada? Bir bakayım. 8, 9, 10, 13 tane. Eksi 3'ü 13'e böldüğümüzde sıcaklık ortalaması negatif çıkacaktır. Sıfırın altında olur arkadaşlar. Mod ile medyanın toplamı eksi 6'dır demiş. E, mod e, burada en çok tekrarlayan değil mi arkadaşlar? En çok tekrarlayan bakın 3 tane eksi 5 olduğu için eksi 5'tir. Medyanın tam ortadaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 buradan eksi 1. Eksi 1 geldiği için toplamları bunları ne yaptı? Eksi 6 yaptı. O zaman bu da doğru olur. Açıklık değeri eksi 10'dur. En büyük değer 5. En küçük eksi 5. 5 eksi eksi 5'ten 10 olması gerekir. Bu yanlış olmuş arkadaşlar. Demek ki doğru olanlar 1 ve 2'dir diyebiliriz arkadaşlar. Bir fabrikada çay bardağı, su bardağı ve kupa şeklinde 3 farklı bardak üretim yapılabilmektedir. Bu fabrikadaki üretimle ilgili açlıklar bilinmektedir. Şimdi çay bardağı, çay yazalım %40. 100K olsa tamamı çay bardağı 40K olur arkadaşlar. Bir gün boyunca üretilen su bardağı sayısı su. Bir de kupa varmış. Kupayı da yazalım arkadaşlar su bardağı sayısı kupa bardağı sayısının %50'si kadar fazladır. Demek ki kupaya 2x dersek bunu %50'si x yapacağı için 2x artı x'ten suyun 3x olması gerekir. 100k'nın 40k'sı buradaysa 60k'sı buradadır. 3x 2x daha 5x yapar. 5x eşittir 60k'dan x'imiz ne gelmiş olur? 12k. O zaman burası 3 kere 12'den 36k. 2 kere 12'den 24k olmalıdır. Bir gün dinlenip bir gün çalışıyorlarmış arkadaşlar. Ee, i̇ki hafta çalıştıklarında yarısı kadar çalışmış olurlar. Bir gün dinlenip bir gün çalıştıkları için. iki haftanın yarısı bir hafta yapar. Bir haftada kaç gündür arkadaşlar? Yedi gündür. Yedi günde 8750 adet bardak üretilmiş. 8750'yi bir yediye bölelim. 8750 bölü yedi. Kaç gelecektir arkadaşlar? Ee, 1250 gelecektir. 1250. Demek ki bir günde 1250 bardak üretiliyormuş. Kupa sayısını soruyor. Kupa ne kadardı? 24K. 100K'da 24K ise 1250 e, M'dir deyip buradaki kupa sayısını bulabiliriz arkadaşlar. İşler dışlar yapalım. 100K çarpı M eşittir. 24K çarpı 1250 gelmiş olur. E, şimdi bunu sıfırlarını silelim. ve Bunu 5'e böldük. Burada 2 kalsın. 5'e böldük. 25 kalsın. 2'ye böldük. 1. 2'ye böldük. 12 gelir. K'lar gider. M'miz de 12 çarpı 25'ten 300 olarak hesaplanmış olur arkadaşlar. Matematik öğretmeninin tavsiyesiyle hafta içi her gün 50 hafta sonra her gün 80 matematik sorusu çözen bir öğrencinin elinde çözmek için 25 adet 40'ar er soruluk matematik denemesi vardır. 25 çarpı 40'tan kaç tane yapar arkadaşlar? 1000 soru yapar. Soruları çözmeye pazartesi günü başlayan bu öğrenci elindeki son soruyu hangi gün çözer demiş. Öncelikle pazartesi başlıyor. Bir haftada kaç tane çözüldü ona bakalım. 50 çarpı 5 diyorum hafta içi 50. Hafta sonu 80 olduğu için 80 çarpı 2. 250 artı 160'dan 410 tane geldi. İkinci haftada 410 tane gitti arkadaşlar. Şu anda tekrar pazartesideyiz. Toplam kaç tane çözülmüş oldu? 820. Bine ulaşmak için 180 tane daha ihtiyacımız var. 50 çözdü. Pazartesi çözdü. Pazartesi. Daha sonra salı bir 50 daha çözdü. 180'e ihtiyacımız var. Çarşamba 50 tane daha çözdü. 150 yaptı. Perşembe günü 50 çözünce 200 tane olacağı için 180'i tamamlamış olacağız. Demek ki Perşembe gününün içinde son soruyu çözmüş olacağız arkadaşlar. Evet bu sorumuza bakalım. Burada bir dağılım verilmiş. 120 derece. O zaman buraya kaç derece kalır? 240 derece kalmış olur. Normalde 216 bin ticari ve bireysel hesap diyor. Buna K dersek burası 2K olacaktır. 3K eşittir 216 diyelim arkadaşlar. K'mız 216 bölü 3'ten 72 gelir. Demek ki bireysel olanlar 72, diğerleri de 216 72'den 144 taneymiş. 2017'deki değişime bakarsak 14 bin tane açılmış. Bunu 14 gibi düşünelim. Buradaki binleri attığımız için. 8 tane kapatılmış. 14-8'den 6 tane ticari eklenmiş. Ticari kaç taneydi arkadaşlar? 144'tü. Buna 6 eklersek 150'ye çıkar. Öyle değil mi? Bireysellerde 10 tane açılmış. 2 tane kapatılmış gibi düşüneceğiz. 8 tane yeni açılmış. 72 artı 8'den 80 tane olması lazım. Demek ki yeşil olan yani e, bireysel olan arkadaşlar e, 80 olacak. Ticari olan 150. Şıklara baktığımda 80'e 150. Bir kere bakın burası 160. 80'e 150. 80'e 150. 2017'de. Şurası olabilir. 80'e 150. Bu olabilir. 80'e 150. Değil mi? Bakın 80'e 150. Burası olabilir. 80'e 150. Burası olabilir. 80'e 150. Bu da olabilir. 90'a demiş. Burası gitti arkadaşlar. Şimdi diğer yıla bakıyoruz. Şu an 150'ye 80'deyiz. 2018'de 10 tane açılmış 10 tane kapatmış 150 değişmeyecek. 12 açılıp 2 kapanmış. Bu 10 tane daha artacak. Bunun kaça çıkması lazım? 90. İkinci de 150'ye 90 olacak. Bakıyoruz 150'nin değişmemesi lazım. Bu 160 olmuş gitti. 150 burada 80 sabit kalmış. Oysa ki bunun 90'a çıkması lazım gitti. 160 olmuş gitti. Demek ki doğru cevabımız sadece A şıkkı kalmış oldu arkadaşlar. Evet burada tarife üzerinden fiyat belirlenmiş. Aşımlarda eklenecek ücretler. Son durumda da arkadaşlar 512 dakika konuşma süresi olmuş. 500'ü kaç dakika açmışız yani? 12. 12 ile 0.2'yi çarparsak 2,4. Buradan da 2,4 lira ekstra para gelecek. SMS 3 tane aşılmış 500'ü. 3 kere 0,1'den 0,3 lira. Buradan da 0,3 lira eklenecek. İnternetimiz 4 GB olmuş. 1 GB 1024. 4 GB o zaman 4096 yapar. Yani 3, 3 GB'ı öyle değil mi arkadaşlar? Üstüne ne kadar gitmişiz? 1024 daha gitmişiz. Bu 1024 11 tane ekstra ücret demektir. Çünkü 10 tane 100 gitmiş. 11. yüzün içindeyiz. O zaman 11 kere 3'ten 33 lira burada ekstra ücret. 11 kere 2'den 22 lira burada ekstra ücret gelmiş olacaktır. Toplarsak 20, 33 daha 53, 2,4 daha 55,4, 0,3 daha 55,7 geldi. 25 22 daha 47. 47 2 daha 49. 0,4 0,3 daha burası da 49,7 oldu. Demek ki cevaplarımız 55,7 ile 49,7 olmalıymış. Onu da C şıkkında görüyoruz arkadaşlar. Evet, sorumuz burada anlatmış bir Reklam geliri e, televizyonda yayınlanan program üzerinden reklam geliri var. 20'de 2 ayrı kanalda başlayan 200 dakikalık diyor. Şimdi en başta bir 10 dakikalık reklam olacak. 200 dakikalığı düşünürsek 10 dakika daha sonra 50 dakika e, tekrar saat başı olduğu için 10 dakika gelecek reklam artı bir 50 dakika daha sonra yine saat başı 10 artı 50 bakın şu an 50 50 50 150 dakika oldu. 200 dakikalık bir e, filmmiş bu ya da işte programmış artı 10 artı 50 yaptık. Burada şu anda 200'ü tamamladık ama program bitince de bir reklam oluyormuş. 10 dakikalık daha reklam oldu. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 5 kere 10'dan 50 dakikalık reklamımız var. Ama bizim gösterimimiz 200 dakikalık. 200 dakika ile 50 dakikayı karşılaştırdığında 50, 200'ün 3'te 1'inin altındadır. 3'te 1'inden küçükse toplam gelirin 1 bölü 10'u kadar diyor. 1 dakikalık reklam ücreti 1000 lira. Biz burada 50 dakikalık reklam yaptığımız için 50 bin liralık reklam vardı. Bunun vergisi 1 bölü 10'u kadarmış. Bunu 1 bölü 10 ile çarparsak kaç lira gelmiş olur? 5 bin lira gelmiş olur. 70 dakikalık bir programda yine 10 dakika reklam artı 50 gösterildi. Artı 10 dakika reklam sonra 70 yapmak için 50'ye kaç ekleriz? 20. Program bittiği için bir 10 dakikalık reklam daha var. Bu sefer 10, 20, 30 dakika reklam oldu. 50 artı 20, 70 dakika program. 30, 70'in 1 bölü 3'ünden fazla olduğu için bu sefer gelirin 1 bölü 5'i kadar vergi alınacak. Toplam 30 dakikalık reklam vardı. 30 çarpı binden 30 bin liralık reklam parası var. Bunun 1 bölü 5'i kadar vergi alınıyormuş. Bakın burada öyle yazıyor. Bunun 1 bölü 5'te ne yapar? 6000 bin yapar. 5.000 buradan 6.000 buradan toplam 11 bin liralık vergi alınmış olur arkadaşlar. Bir doğalgaz dağıtım firması Aralık, Ocak ve Şubat dönemi faturalarına vade farksız 3 taksit uygulamaktadır. <laughs> Hangi dönemmiş arkadaşlar? Aralık, Ocak, Şubat dönüm faturalarına vade farksız 3 taksit. Bunun dışındaki aylarda taksit uygulamamaktadır. Aşağıda bir müşterinin Aralık, Ocak ve Şubat ve Mart dönemlerinin fatura tutarları gösterilmiştir. Fatura ödemelerinin fatura dönemini takip eden ilk 3 ayda yapıldı bu firmaya 3 ay için taksit uygulatan bir kişinin Nisan ayında ödeyeceği toplam tutarı kaç liradır demiş. 285'in de 3'te 1'ini ekleyeceğiz. Çünkü 1, 2, 3 taksit uygulanacak öyle değil mi? Takip eden ilk ayda yapıldı bu firmaya diyor. E, o zaman 285'i kaça böleceğiz arkadaşlar? 3'e böleceğiz. 285'i 3'e böldüğümüzde kaç gelir? 95 gelir bir kere. Ee, ama bu Nisan ayına ulaşmaz. Çünkü Aralık'ınki Ocak, Şubat, Mart'ta ödenmiş olur. Nisan'a ulaşacak olan Ocak'ınki, Şubat'ınki ve Mart'ınkidir. 312'nin 3'te 1'inden, şurasında Nisan ayı dersek arkadaşlar Nisan ayına bir kere 312'nin 3'te 1'den bir 104 gelir. 300'ün 3'te 1'inden e, kaç lira gelmiş olur? E, 300'ün 3'te 1'inden e, kaç geldi? 100 gelmiş olur. Öyle değil mi? Ee, sonra ne demiş bize? Nisan ayında ödeyeceği toplam tutar kaç liradır demiş. Ayrıca taksit uygulamaktan açtığım üzerine. Tamam. 3 ay için taksit uygulatan bir kişinin Nisan ayında ödeyeceği toplam tutar ne kadar olur? Şimdi dediğim gibi 104 buradan gelir. 100 de buradan gelir. Kaç lira olmuş oldu yani? 204 lira oldu arkadaşlar. Şimdi 250 Mart'ınkine ödenmiyor. 204 bunu da sanırım Nisan'da ödemiş olacak. 204 artı 250'den toplam kaç lira para ödemesi gerekecek yani? 454 lira para ödemesi gerekecek arkadaşlar. Dediğim gibi şunlardan birer taksit geldi. 312'nin 3'te biri 104, 300'ün 3'te biri 100. Mart'ta Nisan da ödeyeceği için 204, 250 oradan geldi. 204, 250 eklenince 454 liraya ulaşmış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar 25. sorumuza devam edelim. 25. sorumuzda 10 kalem, 12 paket, 15 kutu bir koli yapıyormuş. O zaman 10 çarpı, 12 çarpı, 15 bize bir koliyi verdi. Kaç tane kolimiz olduğunu bilmiyoruz. Buraya x diyorum arkadaşlar. Bir yanlışlık yapılmış. Bu sefer 12 paket yerine 10'ar paket koymuş. 10 çarpı, 10 çarpı, yine 15 kutu oluşturmuş. Bu bir koli yapmış. Bu sefer normaldeki fatura sayısı normalden kaç fazla çıkmış? x artı 2 o çıkmış. Yani iki tane fazla çıkmış. Bakın burada 15'ler birbirini götürür. Onlar birbirini götürür. 12 çarpı x eşittir. 10 çarpı x artı 2 olur. Ee, zaten burada 12x eşittir. 10x artı 20 gelir. 2x eşittir. 20'den aradığımız x değerini 10 olarak bulmuş oluruz. Demek ki hata yapmasaydı doğru yapsaydı buradaki x kadar yani 10 tane fatura düzenleyecekti. Ee, arkadaşımız Sercan arkadaşlar. Şimdi parkurumuzun uzunluğu 280 kilometre. Diyor ki 40 kilometre de buraya gelmiş diyor. Demek ki burası 40 kilometre. Burası yarım saatlik mesafeymiş arkadaşlar. Yani 30 dakikalık mesafe bakın burada yolumuz x. Burada x eksi 160 diyor tabelamız. x'ten x eksi 160'a kadar geldiğimize göre buranın da kaç kilometre olması gerekir? 160 kilometre olması gerekir ki kalan yolumuz x'ten x eksi 160'a düşmüş olsun. burası da 180'den 130'a düşmüş. Doğru mu arkadaşlar? Pardon 180'den 30'a düşmüşse buradan şuraya kadar da 150 km gelmemiş gelmiş olmamız gerekir ki 180 eksi 150'den 30 kilometremiz kalsın. Buradan o ya, 30 km ise burası da zaten 30 kilometredir. Şimdi baktığımızda arkadaşlar toplam yolumuzda 280'miş. Bakın şuradan başlayalım. 40 burada. Öyle değil mi? Şurası da zaten kaç geldi? Şu pardon şurası 150. 150. 30 burada 180. 40 da burada 220. O zaman bakın arkadaşlar şu araya 282-220'den 60 kilometrelik yol kalmış oldu. Yani bu araba 30 dakikada ne kadar yol yapıyormuş? 60 kilometre yapıyormuş. Bize demiş ki B'den C'ye demiş. B'den C'ye baktığımızda şuraya kadar gelecek. Biz X'i kaç bulmuş olduk şimdi arkadaşlar? Bir onu hesaplayalım. Ee, X kilometre kalmıştı. 60 kilometre gidince 180 kaldığına göre x'in 240 olması gerekir. Şimdi x'imiz 240 ise 240 eksi 160'tan burada 80 yazıyordur. 180'den 80'e düşmesi için buranın kaç kilometre olması gerekir? 100 kilometre olması gerekir. Bizde 100 kilometreyi ne kadar sürede yapar diyor? 30 dakikada 60 kilometre ise 1 dakikada kaç kilometre olur o zaman arkadaşlar? 2 kilometre olur. X dakikada da 100 kilometre olur. Bakın bu 50 katına çıkmış. Bu da 50 katına çıkmalı. X'imiz o zaman 50 dakika gelir. 50 dakikada bir saatin 5 bölü 6'sıdır. Doğru cevabın 5 bölü 6 saat olması gerekir arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma için derslerimizi yazacağız. Şimdi şöyle yapalım. Şu sıraya sayısal dersleri yazalım. Bu sıraya sözel dersleri yazalım. Önceki mantığımız bu olsun. Sonra bunların yerini değiştiririz. Sayısal dersleri buraya yazacağım. Kaç tane dersim var? 5. Buraya yazmak için 5 ders hakkım var. Birini yazdım buraya 4 kaldı, 3 kaldı, 2 kaldı, 1 kaldı. Aynı mantıkla sözellerde de 5 kaldı, 4 kaldı, 3 kaldı, 2 kaldı, 1 kaldı. Buradan 5 faktöre seçenek gelir. Buradan da 5 faktöre seçenek gelir. Bir de buradaki sayısal ve sözel ders yer değiştirebilir. 2 farklı durum. Buradaki sayısal ve sözel ders yer değiştirebilir. 2 durum. Aynı mantık buralarda da geçerli. Her birinde 2 farklı durum var. Ne yapacağım şimdi? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel diyeceğim. Buradan 2 üzeri 5 gelir. Buradan da 5 faktöriyle neye gelmiş olur? Karesi. Demek ki kaç farklı durumumuz varmış? 2 üzeri 5 çarpı 5 faktöriyelin karesi kadar farklı durumumuz varmış arkadaşlar. Evet burada da kumanda üzerindeki tuşlara basma durumunu anlatmış. Ee, en başta istediğimiz rengi basabiliriz. Daha sonra iki kere yani toplamda 3 kere tuşa basacağız. İlkinde istediğimiz renge basabiliyoruz. Toplam kaç tane tuşumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Birinci durumda basmak için benim 18 farklı şansım var. Ama ikinci ve üçüncüde kesinlikle yeşile basmalıymışım. Kaç tane yeşil tuş var burada? 3, 6, 9, 10. 10 hakkım var. Yine aynı tuşa da basabilirim. Yine 10 hakkım var. 18 çarpı 10 çarpı 10'dan 1800 farklı durum var. Benim istediğim sadece bir durum. O durumda ilk olarak şu kırmızı tuşa basacak. Daha sonra 13 yazması için 1 ve 3'e basmalı. Bu sadece bir durumdur. O zaman olasılığım da 1 bölü 1800 olarak hesaplanmış olur arkadaşlar. Evet 29. sorumuza geçelim. 29. sorumuzda da şöyle bir otobüs düzeni vermiş. Sare ve Nehir'in bilet numaralarının arasındaki fark 3'tür. Buna göre Sare ve Nehir'in bilet numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Arkadaşlar burada bakın ben 34'ü bir denemek istiyorum. Diyelim ki 34 numarada otursa bunlardan bir tanesi. Aralarındaki fark 3'müş. Sare de cam kenarındaymış. Şimdi eğer aralarındaki fark 3 ise 34'ten sonra 3 tane gidemeyiz zaten 35, 36, 37 diye. İlla ki 34'ten geriye 3 gelmemiz lazım. 3 geri gelirsek 33. 32 ve 31'e ulaşırız. Yani eğer bir tanesi burada oturuyorsa diğerinin 31'de oturması gerekir. 34, 33 dedik. Öyle değil mi arkadaşlar? Ee, şimdi bu ne taraftan devam edecek? Ee, yani 33, 34, 35, 36. şu bu, bu taraftan sayıyor. 33, 34, 35, 36. Doğru mu arkadaşlar? O zaman bu taraftan 29, 30, 31, 32 diye gelmesi lazım. Burada 29 var, burada 30 var burada 31 burada da 32 var yani 31 bu sefer cam kenarı olmamış oluyor zaten 34 de cam kenarı değil ama bunlardan bir tanesinin cam kenarı olması gerekiyordu İkisi de cam kenarı denk gelmeyeceği için 34 numara oturuyor olamaz saire veya nehir arkadaşlar aslında deneyerek çok rahat yapılabilecek bir soru ya da şuradan da düşünebiliriz cam kenarları bakın 1 5 30 diye gidiyor. Yani 1, 5, 9 diye gidecek. 4'ün bir katından bir fazla olan sayılar. Diğer cam kenarları da 4, 8, 12 diye gidecek. Onlar da 4'ün katı olan sayılar. Şıklarda 4'ün katını ve 4'ün bir katından bir fazla olanları çıkarttığımızda arkadaşlar zaten buna ulaşmış oluruz. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. 31 ise mesela bir tanesi, diğeri 31 eksi 3'ten 28 olur. Bakın 28 dördün katıdır. Onun için 31 olabilir. 32 zaten dördün katı olabilir. 33 dördün bir katından bir fazla olabilir. 35 35 dördün bir katından bir fazla değil, dördün bir katı da değil. Ama 35'ten 3 çıkardığımızda 32 gelir. O da dördün bir katı olur. Bu da sağlar. Sağlamayan sayımız yine 34'tür diyebiliriz arkadaşlar.